Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 3 Mart 2015 bülteniyle karşınızdayız. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin mahalle muhtarları ile yaptığı istişare toplantısına Vali Vekili Ekrem Büyükata'nın da katılması CHP'lileri kızdırdı. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, milletvekili aday adayları ve ilçe örgütlerinin başkanlarıyla birlikte Denizli Valiliğine yürüdü, protesto açıklaması yaptı. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şahin Tin'in de katılmasını eleştiren Çavuşoğlu, eğer muhtarlarla istişare toplantısıysa neden biz çağrılmadık? Vali vekili Büyükata'nın o toplantıda işi ne? Halkın valisi, halkın bürokratı olun dedi. AK Parti İl Başkanı Şahin Tin'den CHP'nin tepkisine yanıt gecikmedi. Toplantıda katılımcı olarak bulunduğunu belirten Tin, siyasete alet edildi deniliyor. Orada parti propagandası yok. Ya da kendileriyle karıştırıyor olabilirler. Bunlar geçmişleriyle münhasır olduğu için kendi dönemlerinde, Milli Şef döneminde, CHP'nin iktidar dönemlerinde il başkanları vali gibi hareket ediyordu. Bizim de öyle olduğumuzu sanıyorlar. Ama biz her zaman makamımızın ağırlığını biliriz dedi. Denizli'de Türkçü Turancı Hukukçular Grubu üyesi avukatlar, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun İzmir Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili olarak PKK, KCK, HDP, BDP, hükümet, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Valiliği hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Grup adına açıklama yapan avukat Adem Supçin, Fırat kardeşimizin teröristler tarafından şehit edilmesine sebep olan asıl fiil ve faillerin resmi makamların olduğu kadar milletin vicdanındaki yargılamanın da başlamasını hedefliyoruz dedi. Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde bayrak değişimi yaşandı. Hüseyin Memişoğlu'nun AK Parti İl Başkan Yardımcısı olması nedeniyle bıraktığı başkanlık görevini iş adamı Selim Kasapoğlu devraldı. BASİAD'ın yeni başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Haber'e yaptığı açıklamada bu önemli görev yönetim kurulu tarafından bana verildi. İnşallah BASİAD ve Babadağ için hayırlı olur dedi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Payas ağlarını iki kez havalandıran Uğur Ayhan 10 gole ulaştı. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon takımın en golcü ismi olurken üst lig kulüplerinin de takibine takıldı. Şimdi hava durumu. Hava sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 15 derece olacak. Cumartesi gününe kadar çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerine çıkarak 21 dereceyi bulacak. Cumartesi ise sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.